Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programında bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Avukat Sayın Filiz Kayalı bizlerle birlikte. İki sene, 2014 ve 2016 yıllarında foreign lawyer dediğimiz yabancı avukatlık yaptım. Yani Avustralya'da Türk hukukunda avukatlık, Türk avukatı olarak çalıştım. Türk gençlerimize hiç korkmasınlar, hayata karşı cesur olsunlar. Ellerinden geldiğince de kendileri için en iyi yaşamı sağlayacak şekilde, tabii okuyarak, eğitimle, altını çizmek isterim, kendilerine katkı sağlamaya çalışsınlar. Bu toplumun her kesiminden mümkünse insan edinmeye, tanımaya çalışsınlar. Bir gün onlar o kartvizit gibi karşılarına çıkar. Hiç ummadıkları yerde, ummadıkları anda birisi karşına çıkıp olmayacak bir işini halledebilir. Hiçbir iyiliği küçümsemeyin. Hiçbir iyiliği küçümsemeyin. Yapın. Yapın ve iyi niyetli olun. Azimli olursa, sabırlı olursa, insan ilişkilerinde iyi olsunlar. İkili ilişkilerinde samimi olsunlar. Empati duyguları olsun ve ön yargısız olsunlar. Çünkü empati duygusu yapabilen bir hukukçu ya da kendi mesleğini her zaman için karşısında iki insanla iletişimi kolay sağlar. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programında bugün çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Avukat Sayın Filiz Kayalı bizlerle birlikte. Peki biz Filiz Hanım'la ne konuşacağız? Avukatlığın aslında bir level atlamış halini konuşacağız diye düşünüyorum. Çünkü niye? Türkiye'de avukatlık yapmak evet ama bir de yurt dışında avukat olmak nasıl bir duygudur? Nasıldır zorlukları? Neler yapmak gerekir? Tam olarak kişisini bulduk diyebilirim çünkü kendisi Avustralya'da avukatlık yapıyor, halen daha devam ediyor. Ama öncelikle bu güzel hanımefendiye bu soğuk İstanbul gününde davetimizi kabul ettiği için ilk önce çok teşekkür edip hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bu soğuk günde böyle bir sıcak karşılama için ve davetiniz için. Çayımızı aldık biz. Siz de lütfen çayınızı, kahvenizi alın. Çok güzel bir sohbet sizi bekliyor. Gördüğünüz gibi cübbemiz de yanımızda. Ayrılmaz bir kostümümüz kendisi. Filiz Hanım, buyurun. Ben biliyorum yayın öncesi biraz konuştuk ama değerli izleyicilerimize sizi henüz tanımayan varsa diyeyim artık çünkü sizin camiada zaten çok tanınıyorsunuzdur. Aslında Filiz Kayalı kimdir? İki sene, 2014 ve 2016 yıllarında foreign lawyer dediğimiz yabancı avukatlık yaptım. Yani Avustralya'da Türk hukukunda avukatlık, Türk avukatı olarak çalıştım. Ders olan İngiliz hukuk sisteminde, Anglo-Sakson hukuk sisteminde zorunlu 11 ders olan dersi aldım. Daha sonra 1,5 yıl mecburi staj hizmeti bir avukat yanında, avukatlık bürosunda çalışmayı, yabancı avukat olarak çalıştığım için ve Türk avukatı olarak yıllarca çalıştığım için tecrübemden dolayı muaf sayıldım. Bir yılda üstüne yine bir üniversitede staj babında bir kurs tamamladım ve orada da avukatlık yapmaya hak kazandım. Zannediyorum şu an Avustralya'da hem Avustralya hukukunda, hukuk fakültesi bitirip avukatlık yapabilen hem de Türkiye'de hukuk fakültesi bitirip Türk hukukunda avukatlık yapabilen ilk Türk avukatıyım. Tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum aslında biliyor musunuz? Yani hani sevgili arkadaşlarım da yani avukat olmak istedikleri zaman akıllarında hiç bir yurt dışında avukatlık yapmak gelmiyordur. Türkiye'de işte başarılı olayım, çok iyi bir avukat olayım alanımda. Sizin alanınız neydi? Ceza. Ceza mesela. Ağır ceza. Ağır cezada ben çok iyi avukatım ama yurt dışında avukatlık sanki böyle ben hiç duymuyorum gibi yapan gibi yani. Şu an nasıl Türkiye'deki durum? Şimdi ben tabii ki bizim mesleğe başladığımız zamanlarda haklısınız. Yani bu tarz bir istek çok duyulmuyordu. Fakat gelişen dünya, teknoloji, sosyal medyanın hayatımıza girmesi, gençlerimizin yabancı dili olan eğilimi ve artık eğitim sistemimizde yabancı dilin önemi ve yeri, yurt dışında da kendi mesleklerini yapma isteği doğurdu. Zaten birçok hukuk öğrencisi, hukuk fakültesi öğrencisi hukuk fakültesini bitirdikten sonra en azından bir dil eğitimi için yurt dışına gitme isteği duyuyor. Ben bu şekilde gördüğüm kadarıyla izlenimler edindim. Aynı şekilde Avustralya'ya gelen Türk gençlerimiz de var. Yani onlarla da orada tanışma fırsatımız oluyor. Çoğu dil öğrenmek için geliyorlar. Sonrasında hem dil öğreniyorlar, çalışıyorlar. Ve kimisi de eğer ki oradaki şartlar hoşuna giderse, yaşam şartları uyum sağlayabilirlerse kalıp orada
hem kendi mesleklerini yapmak istiyorlar hem de orada bir yaşam kurmak istiyorlar. Tabii bunun içerisinde maddi kaygılar da oluyor zaman zaman. Ben bunu hukuk mesleği için söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum. Dolayısıyla hukuk mesleğiyle ilgili de yurt dışında bu mesleği yapmak isteyenlerin sayısı bana göre giderek artıyor. Avustralya dediğiniz için söylüyorum. Ben arkadaşlarımdan da biliyorum. Gerçekten dil öğrenmek için Avustralya tercihler hem İngiltere'ye göre çok daha uygun fiyatlı hem de orada çalışma imkanı o kadar kolay ki diyorlar. Birinden birine geçebilirsiniz bırakıp da. Bayağı ikinci Almanya gibi oldu. Şimdi Avustralya örneğinden gidecek olursak aslında siz orayı tecrübe ettiğiniz için daha kolay olur. Arkadaşlarımın hani isteği varsa yurt dışında avukatlık yapmakla ilgili. Nasıl bir ülkedir? Yani adapte, biz Türkler mesela oraya, siz kolay adapte oldunuz mu? Neler yaşadınız? Hepsini zorluklu anlatayım. Lütfen valla. Şimdi gidecek olanlar bunu, ne bekliyor? Bunu, evet, belki gençlerimize ya da öğrencilerimize bunun faydası olabilir. Lütfen. Şimdi ben Avustralya'ya gittiğimde tabii ki belli bir kariyere sahiptim. Bir mesleğim vardı. Okullarımı bitirmiş, çalışmış, belli bir maddi imkanlara sahip olmuş bir kişi olarak gittim. Ve ailemle, iki de çocuğum var. Kızım 21 yaşında, tıp fakültesi 3. sınıfta okuyor orada. Oğlum 17 yaşında lisede okuyor. Ailemle birlikte gittiğim için tabii ailem çocuklarım yanında olduğu için adaptasyon olarak hani o yönden çok sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi Türkiye'deki hukuk büromu da kapatmış değildim. Mesleğimi icra ediyordum yine. Zaman zaman gidip de geliyordum. Yani gidiş gelişlerim de oluyordu. Ama tabii ki hangi yaşta giderseniz gidin, hangi mesleği icra ederseniz edin, istediğiniz kadar da zenginliğiniz olsun. Bizim kültürümüze çok yakın olmayan bir kültür Avustralya. Öyle mi? Yani burada hukuktan tutun, mesela İngiliz hukuk sistemi, Anglo-Sakson hukuk sistemi tamamen bizim Türk hukuk sistemimizden farklı. Daha çok içtihat üzerine kurulu bir hukuk sistemidir. Hukukçu arkadaşlarım şimdi beni ve öğrenciler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Ben anladım. Yani daha önce aynı olayın benzerine verilen hüküm üzerinden aynen, devam eder. Aynen, içtihatlar üstünden devam eder, emsal kararlar üzerinden devam eder. Dolayısıyla hukuk sistemi tamamen farklı ve bizim hukuk fakültesinde burada bitirdiğimiz derecenin ya da üniversitenin orada yani amiyane bir tabirle pek bir hükmü, değeri yok. Baştan başlayacağız. Evet, onun için sıfırdan başladım. Belki o benim için biraz zor oldu. Tabii ben o sırada doktoramı yaptığım için olaya öyle bakmadım. Yani yeni şeyler öğreniyorum. Çünkü bizde öğrencilik hiç bitmez hukuk bölümünde. Sürekli update yapmak, yenilemek durumundasınız. Yeni kanunlar çıkar, mevzuatlar değişir. Yani hep sürekli takip etmek zorundasınız. O bizim için geçerli değil mi Filiz Hanım? Mesela Avustralya için geçerli değil. Orada da aynı. Orada da aynı. Evet, içtihatların yanı sıra kanunlar da oluyor. Bir gecede bir günde kanun çıkartabiliyorlar. Yani yaşanılan bir olaya göre bir kanun daha çıkabiliyor. Mesela en belirgin bir şey söyleyeyim. Tabii çok hoş bir örnek olmayacak ama ben ağır cezacı olduğum için ceza ile ilgili şeyler algıda seçicilik oluyor genelde. Belki duymuşsunuzdur. Bir rahibin, kilise rahibinin 30 yıl kadar önce kilisedeki çocuklara pedofili olarak yanmış olduğu cinsel tacizlere ilişkin davalar açıldı. Bu çocuklar yetişkin oldular. Artık gizleyemediklerini söylediler. Çünkü orada zaman aşımı mefhumu yok kanunda. Bizim gibi öyle zaman aşımına tabi değil bazı suçlar. Zaman aşımı kavramı olmadığı için çocuklar cesaret aldılar. İşte erkek çocukları bunların büyük bir çoğunluğu zaten. Davacı oldular. Rahip tabii yaşlanmış, emekliye ayrılmış vesaire, hiç önemli değil. Günlerce yargılandı ve sonunda cezalandırıldı. Şimdi tabii ki oradaki sistem, hukuk sistemi dediğim gibi vesaire farklı ve sonra bu olaydan sonra yeni kanunlar çıkartıldı. Yeni düzenlemeler yapıldı. İşte şöyle olacak, böyle vesaire diye. Demek istediğim sistem bizim oraya alışmamız için yani hukuk açısından değil, yaşam açısından da tabii bizi zorladı. Çünkü hiçbir kimseye gitmeden tamamen eğitim amaçlı gittik. Tabii. Yani bir akrabamız olmadı, bir yakınımız olmadı. İki küçük çocukla gittik. Çocuklar hastalansa hiçbir şey bilmeden gittik. Yani bugün biliyorsunuz bir Türkiye'nin bir batı şehrinden bir doğu şehrine ya da tam tersi bir doğu şehrinden batı şehrine gittiğimizde gurbet diyoruz, bir zorluk çekiyoruz aynı ülke içerisinde. Avustralya dünyanın bir ucu. Evet ve dediğim gibi gelenek, görenek, sistem, kanun, trafik dahi ters. Yani araçlar biliyorsunuz trafik akışı bile sağ sol olarak değişiyor Türkiye'ye göre. Tabii ki zaman aldı adapte olmamız ama bu kişiye göre de değişir. Yani yenilikleri öğrenmeye açık, gezmeyi, görmeyi seven, her şeyden kendisine böyle bir katkı sağlamaya çalışan kişilik yapısına müsait insanlar için Avustralya güzel bir ülke. Haklar açısından güzel bir ülke. Mesela çok ilginç, ilk gittiğimizde sıralama şöyleydi.
Önce çocuklar, sonra kadınlar, sonra hayvanlar, sonra erkekler. Teşekkür ederim. Evet, üzgünüm. Bunda duymak varmış. Ama bu böyle tarık bir hanımefendiden. Çok üzgünüm ama bu böyle bir gerçek orada. Çünkü haklar kadınların, çocukların ve hayvanların gerçekten çok güzel korunuyor. İnsanlar orada özgürlüğün kelime anlamını tam olarak yaşayabiliyor. Parklar, bağlar, bahçeler, sahiller, spor tesisleri, sosyal devleti hissedebiliyorsunuz iliklerinize kadar. Her şey ücretsiz. Allah Allah, ne güzel. Bir çocuk, ilkokula başlayan bir çocuk, ilkokula başladığı andan itibaren zaten İngilizce konuşuluyor. İngiliz sömürgesi bir ülke olduğu için. İkinci dili istediği bir dil seçebiliyor. Daha ilkokuldayken yüzme dersi, tenis dersi, başka dersler. Çünkü kozmopolit bir ülke ve aynı zamanda çok kültürlülük esası var. Yani göçmen alan bir ülke olduğu için dünya görüşünüz de değişiyor. Hani derler ya, at gözüyle bakmayın, at gözüyle bakın, her yeri görün. Ne kadar ben işte şu meslektenim, mesleğimin zirvesine geldim, her türlü insanla tanıştım, görüştüm, artık bir şeyler oldum falan, ki bunu diyen insan da bana göre gene azdır ama gittiğiniz zaman hiçbir şey bilmediğinizi, çok değişik bakış açılarının gerçekten olduğunu, ya, evet, hayat görüşünüzün daha değişik, hoşgörülü olduğunuzu, insanların oradaki rahatlığını, sabrını görünce, yani bu telaşın gereksiz olduğunu, her şeyin keyfine vararak, yaşamın keyfine vararak yaşanması gerektiğini anlıyorsunuz. Tabii bunun aslında oradaki yaşam şartlarıyla da alakası var ve kurulan sistemle de alakası var. Çünkü Avustralya Türkiye'nin 10 katı büyüklüğünde bir ülke. Doğal kaynaklar açısından, gelir açısından 25 milyon İstanbul nüfusu kadar nüfusu var. Yani düşünün, 10 katı büyük ama nüfusu İstanbul kadar. Dolayısıyla kişi başına düşen gelir sayısı da yüksek olduğu için gelir, insanlar biraz daha rahat yaşıyor. Hayat kaygısı yok. Kaygısı yok. Gençler 15 yaşında mecburi olarak çalışmaya başlıyorlar. Lisede okurken aynı zamanda çalışmaya başlıyorlar. Çünkü kültürleri evden ayrılmaya müsait. Yani aile 10-16 yaşında artık sana bakmak istemiyorum, kendi yaşamını kur dediğinde o çocuk ayaklarının üstüne durabilmeli. Onun dışında... Biz kıyamayız ya. Yani. Aynen. Benim kızım 21 yaşında. Hadi verin bakalım. Verin. Hala kıyamıyorum yani. Bunun dışında devlet imkanlar tanır. Okumak isteyen öğrencilere okuduğu müddetçe eğitim parası verir. Çocuk parası verir ailelere. İşsizlik parası verir. Covid'de mesela dünyada en büyük kısıtlamaların yaşandığı ülkelerin başına Avustralya gelir. İki sene neredeyse kapalı kaldık evlere. Bu süre içerisinde dükkanlarını kapatıp kirasını ödemeyenlere devlet kira yardımına kadar yaptı. Şimdi bunu anlatırsak çok böyle... Herkes Avustralya'ya gider. Herkes bir ilgi gösterip bir yığılma olacaktır ama ben gençlerimize cesaretli olmalarını istiyorum. Hayata bir kere geliyoruz. Doğru. Ve Türk genci çok azimli ve başarılı. Tırnaklarıyla geliyor bir yerlere. Ben bunu orada çok daha rahat gördüm. Şimdi relax bir ülkede, rahat bir yaşamda okumak var. Bir de rekabetin çok olduğu zor şartlarda okumak var. Onun için ben Türk gençlerimize hiç korkmasınlar, hayata karşı cesur olsunlar. Ellerinden geldiğince de kendileri için en iyi yaşamı sağlayacak şekilde, tabii okuyarak, eğitimle, altını çizmek isterim, kendilerine katkı sağlamaya çalışsınlar. Bunun için bir yurt dışına çıkmak gerekiyorsa bir tecrübe etsinler. Çok şey fark edecektir hayatlarında. Gidip orada 3 ay kalıp çalışmak, 3 ay yeni insanlar, yeni ülkeler görmek, yeni kültürler tanımak, döndüklerinde onları fark etmedikleri kadar geliştirmiş olacak. Doğru. Benim tavsiyem... kazanmanın zorluğunu yabancı bir ülkede görecekler. Hem yabancı bir ülkeyi deneyimlemiş olacaklar. Yani orada birçok insandan birçok şey öğrenecekler. Daha objektif bakmayı, ön yargısız bakmayı öğrenecekler ki bana göre hukuk mesleğindeki en önemli özelliklerden birisi de budur olması tarafsız. Gereken. Tarafsız olmaktır. Yani herkesin avukatı olabilecek bir avukatlık yapmaktır. Yani o bucudur, şuşucudur değil, bize göre haklı ve haksız olması gerekir. Bunu öğrencilik yıllarında gidip de bu şekilde bir deneyim geçirdikten sonra kendilerine bir katkı sağlarlarsa, ister kendi ülkelerinde mesleklerini yapsınlar, isterse hangi ülkede kendilerini uygun görüyorlarsa yaşamaya, orada yapsınlar ama mutlaka bir bunu deneyimlesinler diye tavsiye ediyorum. Ya bir dil olsun, ya bir çalışma olsun. Şimdi Erasmus programları var bildiğim kadarıyla. Yani benim öğrenciliğim hiç bitmediği için Avustralya'da da birkaç üniversite bitirdim çünkü. Hep gençlerle iç içe oldum, yabancı ülkelerden gelenlerle iç içe oldum vesaire.
Onun için o gençlerin azmini gördükçe biz de böyle bir yenilendik, freshlendik. Mesleğimize olan tekrardan böyle bir sarılmamız söz konusu oldu yurt dışında da. Dediğim gibi özetle Avustralya, benim örneği Avustralya'dan verdiğiniz için söylüyorum. Tavsiye edebileceğim öğrenciler için iyi ülkelerden biri. Çünkü güvenilir de aynı zamanda. Kanunlar iyi uygulandığı için oradaki gençlerimizin güvenlik açısından da bir sıkıntılar olmaz. Yani bizim başımıza burada olursa da beni bulsunlar zaten. Bir şey söyleyeceğim. Sizi bulsunlar ya. Ben Amerika'da, Texas'ta bir doktorla online bağlantı yaptık biz. Dedi ki ben buraya yerleştikten sonra dedi, baktım dedi bütün işte sizin çektiğiniz o zorlukları çekmiş. Ya burası da hiç kimse yok diyor, bizden bir tane daha yok diyor. Yani bakıyorum ediyorum falan dedi. Benim aklıma geldi dedi. Ben bir danışmanlık gibi bir şey yapayım. Buraya doktorlar gelmek isterse her şeylerini, onlara neyle karşılaşacaklarını söyleyeyim. Buyursunlar gelsinler. Güzel fikirmiş. İşte ben onu diyorum size. Güzel fikirmiş. Ben de bunu düşüneyim. Lütfen bakın şöyle bir şey söylüyorum. Siz bizim oradaki hani böyle bir temsilcimiz gibi olursanız, sizin gittiğiniz yollardan, insanların sizin karşılaştıklarınızı karşılaşmadan daha kolay yoldan işte mesleğini icra etmeye başlayabilip hayatın keyfini sürmeye başlayabilirler. Siz buna hem bir de vesile olmuş olursunuz. Bir taraftan onlara hayat kazandırmış olursunuz, bir taraftan siz kazanmış olursunuz. Ne dersiniz? Böyle bir şey hiç aklınıza gelmedi. Daha çok güzel bir fikir geldi ama bu tabii ki bunun bir şeyini yapmak lazım. Araştırmasını yapmak lazım. Instagram'ı olur. Verelim. Ama bu tabii ki dediğim gibi Avustralya kanunlar ülkesi, kurallar ülkesi. Bunun da belli izinlerinin alınması, eğitimlerin alınması gerekiyor yapmak için. Danışmanlığı mı? Tabii danışmanlık tamam, için. Siz mi almayacaksınız hanım yani Allah aşkına? Ama yani. Tabii ben bunu bir meslek olarak da düşünebilirim. Çok çok güzel bir fikir. Aynı zamanda o sürece kadar da bu konuda yardımcı olmamı isteyenler olursa da Instagram'dan da bana lütfen ulaşabilirler. Hiç sıkıntı değil özellikle gençlerimize. Ben çok sevinirim. Verelim Instagram'ımızı. Atalay alt tire hukuk Instagram hesabı. Atalay alt tire hukuk. Yani Filiz Hanım'ın Instagram'ı. Evet. Benim aynı zamanda av.filizkayalı@gmail.com da e-mail adresim. Oradan ulaşamayanlar e-mailimle de bana ulaşabilirler. Ben tek tek hepsine dönerim. Zaten Filiz Kayalı yazılsa da çıkar. Bana ulaşabilirler. Google hemen videomu yapar yani. Evet, evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o doktorumuz dedi ki o kadar güzel oldu ki dedi. Yani bu yaptığım bu iş dedi, danışmanlık. Kaç kişiler dedi geldiler. Hiç zorluk çekmeden başladılar. Ne güzel. Var ya bir tanesi orada yapıyor. Bir tanesi avukatımız Almanya'da bunu yapıyor. Bakın, evet, evet. Onunla da biz online bağlantı kurduk. Hatta dedi ki, İtalya'ya gideceğim dedi, orada da bir ofis açacağım dedi. Çok güzel. Ya dedim, gurur nasıl duyuyoruz. Güzel insanlarsınız böyle. Gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz değil mi? Tabii ki gurur duyuyoruz. Şimdi isterseniz kısaca madem lütfen oraya geldik, bir ufak bilgini hem meslektaşlarımıza, yeni meslektaşlarımıza ya da hukuk fakültesini bitirip de bu mesleği yapmak isteyen öğrencilere, gelecek meslektaşlarımıza ufak böyle tecrübemden bir şey aktarayım. Buyurun. Az önce kendimi tanıtırken foreign lawyer olarak, yabancı avukat olarak çalıştım Türk hukukunda demiştim. Böyle bir sistem hemen hemen her ülkenin kanununda var. Şimdi Türkiye'de hukuk fakültesini bitirmiş olan bir kişinin gittiği ülkede hukuk fakültesi olarak denkliği varsa orada o mesleği yapabilir. Ama benim yaşadığım ülke gibi, Avustralya gibi hukuk sistemi tamamen farklı olan ülkelerde şöyle bir şey engel çıkıyor karşılarına. Dediğim gibi ortak dersler olmadığı için ya da ortak dersler onların ilgilendiği o 11 zorunlu ders içerisinde yer almadığı için mecburen orada okuma gereği görüyor. Ama yabancı avukat olarak çalışmalarında bir engel yok. Yani Türk avukatlar oraya gittiklerinde yabancı avukat olarak çalışabilirler. Bunun için de yapmaları gereken şu. Öncelikle biliyorsunuz Avustralya eyaletlerden oluşuyor. Hangi eyalette yaşıyorlarsa ya da yaşayacaklarsa o eyaletin barosuna başvurmaları gerekiyor. Mesela ben Victoria eyaletinde yaşıyorum. Victoria eyaletine gidip ben Türkiye'de Türk avukatım. İşte ofisim orada açık. Bunlar bilgilerim. Bu benim baro sicil numaram. İşte barodan aldığım kağıt İngilizce tercümesiyle bu deyip onların bana vermiş olduğu evrakları doldurup benden istemiş oldukları belgeleri temin ettikten sonra bunları Victoria barosuna sunuyorum. Victoria Borosu bunlar gerçek mi değil mi diye beni, çünkü Türkiye'de anlaşmalar oldu, hukuk büroları var, arıyor. Takibini yapıyorlar.
böyle bir avukat bu baroya kayıtlı mı, bu adres doğru mu, halen avukatlık yapıyor mu gibisine. Tabii tabii. Ve sonrasında da aynı şekilde yine Avustralya'da avukatlık yapan bir avukattan da referans almanız gerekiyor. Evet, biz bu avukatı tanırız, biz de bunları check ettik, doğrudur diye o da bir imza atıp referans veriyor. Cross check. Aynen öyle. Bu belgeleri baroya sunduktan sonra bunlar gerçekse size bir certificate veriyorlar, belge. Yani ehliyet. Bu ehliyetin de bir şeyi, bizde mesela baro kimlik kartımız vardır. Tabii stajı tamamladıktan sonra biz de lisans bitirdikten sonra baro stajımızı yaparız. Onları bitirdikten sonra da belgeler alırız. Sonrasında da avukatlık ehliyetimizi alırız. Onlar, ama bu avukatlık ehliyetimiz herhangi bir işte kanunda, avukatlık kanununda belirtilen aykırı bir durum olmadıkça ölene kadar geçerlidir. Ama Avustralya'da öyle değil. Her yıl o yenilenir ve her yıl kontrol edilirsiniz tekrardan. Ona şu şey yok. Onun için gene aynı prosedürleri verirsiniz. Tamam. Yine bazen de şöyle bir durum olur. Sağlık raporu isterler bazı yaştakiler için. Fit and proper, yani fit and proper, yani bu uygun iş için ve uygun ve uygun mudur? Yani herhangi bir şekilde avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan, evet, bir sıkıntısı oldu mu? Akıl olarak bir sıkıntısı oldu mu? Prestij ve itibar olarak. Çünkü görmek istiyorlar. Tabii ki bunu sürekli kontrol ederler. Çünkü avukatlık mesleğinin çok prestijli, saygın, itibarlı ve güven veren bir meslek olduğunu bildikleri için buna uygun olmayan insanlara avukatlık ehliyetini vermezler ve her yıl bunun kontrolünü yaparlar. Dolayısıyla bunlardan geçtikten sonra o baronun yabancı avukatlık ehliyetini, belgesini alıp direkt çalışmaya başlayabilirler. Bunun için de bir bankada sigorta hesabı açmak zorundalar. Olur ki müvekkillerinin hakkına halel gelirse ya da kendisi yeterince o davaya önem verip de müvekkilinin hakkını sağlayamayıp onun zararına sebep olursa direkt sigortasından müvekkilinin zararı ödensin diye. Yani öyle bir de garantisi vardır. Tabii bu tarz şeyler dediğim gibi belki ayrı bir program ister ama... Ya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi yönetmenimiz diyor ki artık tamam yani sonuna geldik. Ama ben var ya hiç bitiresim yok. Ne yapacağız? Tamam diyorum. Devam edelim. Burada hiç bakmıyorum o tarafa. Evet. Bir program daha yapmak lazım ama siz evet. Döneceksiniz galiba. Evet, ben Aralık ayında tekrar Avustralya'ya dönüyorum. Çünkü yılbaşında oradasın. Evet, zaman zaman buradayız. Zaman zaman oradayım. Dediğim gibi her iki ülkede de avukatlık yaptığım için burada da gelip katılmam gereken davalar oluyor. Ya da takip etmem gereken hukuki işlemler oluyor. Onlar için geliyorum. Tamam, ya da yani sonuçta defa. Buraya açık kapınız. Yani sizin her evet, zaman, iş yapmak her isteyenler. Her zaman. Hem evet. Şahsınız için hem de gençlerimiz için her zaman. O zaman şimdi bir şey yapalım. Ne evet. Yapalım biliyor musunuz? Şimdi sizin doktor olacak bir kızınız var. Bir de lisede okuyan oğlunuz var. Şimdi bizi izleyenleri şöyle düşünün. İçinizden onlara hukukla ilgili değil ama hayatla ilgili olarak bir şeyler söyleyin Filistan'ı öyle bitirelim. Şimdi şöyle, tabii ki siz de sorular hazırlamıştınız. Ben de onlara cevaplar hazırlamıştım ama konu bizi farklı bir yere getirdi. Demek ki ihtiyaç buydu. Kesinlikle. Tabii ki ben şöyle toparlayayım. Gençlerimizi her zaman için çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle gençlikte çok çalışmalarını tavsiye evet. ediyorum. İyi bir gelecek istiyorlarsa, geleceklerine iyi bir yatırım yapmanın yolu çok çalışmaktan ve azimli olmaktan geçiyor. Tembel, o en başta. Yani tembelliği yok, artık abi. Bir kenara bıraksınlar. Şimdi artık silkelenip geleceklerini düşünüp değil mi kendilerine yatırım tabii. yapma zamanı. Bir kere kendilerine inansınlar, iyi bir insan olsunlar, topluma iyi bir katkı sağlayacak bir kişilikte olmaya çalışsınlar. Azimli olsunlar, başarıyı sevsinler. Başarıyı, özellikle hukuk mesleğinde başarıyı sevmek güzeldir. Kaybetme istememek güzeldir. Çünkü hep kamçılar başarı onları. Onun dışında ben çok araştırıp okumalarını tavsiye ederim. Kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim. İlla hukuk alanında değil, hangi bölümde okuyorlarsa okusunlar gençlerimiz. Öğrenci olanlar ya da öğrenci olmayıp da bizi izleyenler de vardır. Belki eğitim hayatına tekrardan atılmayı niyetlenirler. Araştırmaktan, öğrenmekten asla vazgeçmesinler. Meraklı olsunlar, şüpheci olsunlar. Yani bunlar çok önemli bana göre. Meraklı olan, araştırmacı olan, okuyan, kendini geliştirmek isteyen insan hangi işi yaparsa yapsın başarılı olur. Azimli olursa, sabırlı olursa, insan ilişkilerinde iyi olsunlar.
ikili ilişkilerinde samimi olsunlar. Empati duyguları olsun ve ön yargısız olsunlar. Çünkü empati duygusu yapabilen bir hukukçu ya da kendi mesleğini her zaman için karşısında iki insanla iletişimi kolay sağlar. Onu anladığını hissettiği an karşısındaki ona güvenir. İster bir mimar olsun, ister bir avukat olsun, ister bir doktor olsun. Yani bu samimiyet karşısındaki insana geçer. Ve karşısındaki insanla iletişim iyi olunca sözlü ya da yazılı. Bizim hukukta her ikisi de gerekli. Yazılı da, çünkü biz müvekkilimizin derdini kağıda dökeceğiz. Hukuki bilgimizi ve kanunları da aktaracağız ki ona göre daha iyi onun haklarını savunalım ve elde edelim. İkili ilişkileri iyi olsun ve toplumun her kesiminden mümkünse insan edinmeye, tanımaya çalışsınlar. Bir gün onlar o kart vizit gibi karşılarına çıkar. Hiç ummadıkları yerde, ummadıkları anda birisi karşına çıkıp olmayacak bir işini halledebilir. Hiçbir iyiliği küçümsemeyin. Yapın. Ve iyi niyetli olun. Şimdi bu, belki diyeceksiniz ki ya şimdi bu avukat hanım da çıkmış şimdi neler söylüyor böyle. Ha gerçek. Ben mi? Sizin için değil, karşımızdaki izleyiciler için diyorum. Çocuklar, gençler için. Ama inanın iyilik her zaman için iyilik getiriyor. Bunu yaşayarak da görüyoruz. Mesleğimizde de görüyoruz. Bir de adalet duygularını... Tabii avukat olarak öyle bitirelim. Adalet duygularını hiçbir zaman yitirmesinler. Hiçbir şekilde de hiçbir şeye sessiz kalmasınlar, cesur olsunlar. Benim onlara söyleyeceğim bu. Foreign lawyer Sayın Filiz Kayalı. Gördüğünüz gibi böyle o kadar güzel şeyler söyledi ki işte bütün o tavsiyeleri okunmuş birçok kitap, tanınmış birçok insan, girilmiş birçok dava, duruşma, okunmuş birçok case, bütün hepsinden süzülmüş bilgiler. Bunlar insan olmanın, aslında güzel insan olmanın, kendiniz için daha kaliteli bir hayat yaşamak için aslında tavsiyeler. Çok doğru. Yani bütün gençlerin aslında özümsemesi gereken tavsiyeler. Hayatta her zaman bir yaşam koçu olabilmesi insanın mümkün olmayabilir etrafında, ama kitaplar var dediniz. İnsanlar diyor ki bakın benim hayatım böyle geçti diye yazan insanlar var ya. O kitabı alıp okumak işte bir hayat mentoru motive yani. Yapıyor değil mi? Doğru söylüyorsun. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sizinle program öncesi sohbet ederken başarıdan bahsetmiştiniz. Evet. Bana göre başarı şu gerçekten. Yaşamak istediği hayatı, yaşamak istediği gelir seviyesindeki hayat standartını yakalamış olan insan başarmış insandır. Ama bunu başka yollardan değil tabii ki. Doğru ve onurlu yollardan yapmak gerekir. Gördüğünüz gibi avukatımız her türlü yolun olabileceğini de söyledi ama onları tıkadı. Arkadaşlar önemli olan oraya ben ulaşacağım ama nasıl olursa olsun ulaşayım değil. Yani doğru, adil, legal yollardan ulaşmaktan bahsediyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu soğuk İstanbul gününde benim de sizinle tanışmak çok harikaydı. Benim için de öyleydi gerçekten. Sizi tanımak, böyle zarif bir hanımefendi. Çok bu teşekkür ederim. Bu kadar ağır işlerle uğraşıp da böyle kendisini dingin tutabilen, böyle kalabilen bir hanımefendi. İkinci vatanınız var ya, o 25 derece sıcaklık size böyle çok 33. iyi geliyor. 33 mü? Evet. Size evet. Çok iyi geliyor, biliyorum yani. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Benim dediğimi de lütfen unutmayın. Haberleşiriz çok de. Çok güzel bir fikir çok verdin. Güzel fikir. Sizi anacağım. Lütfen. Çünkü temsilcimiz olursanız sizin gibi temsilciye ihtiyaçlarım var. Onur duyarım. Bütün arkadaşlarımız. Aslında herkesin var yani. Onur duyarım, evet. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında yapmaya çalıştığımız nedir? Böyle değerli insanları karşınıza getirip birlikte hayatımızda bir tık daha iyiye ulaşmak, hani daha iyi versiyonumuza ulaşmak. Zaten hayat nedir ki? Her gün daha iyi bir şeyler yapabilmek, daha kaliteli bir hayat yaşamak değil mi? Hepimizin hak ettiği veya istediği aslında başarı dediğimiz mutluluk değil mi? Mutluluğu yakalamak değil mi? Ona ulaşmak için de nereden alabiliyorsak bir arı gibi bu mutluluğu aramamız lazım. İşte o yüzden bu programları yapıyoruz ki iyi ki de siz de buradasınız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.